Yeni mezun olacak subaylar için ne önerirsiniz? Arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi bakın, görevinizin bilincinde olun. Bu iş zor, gerçekten zor. Okul birçok anlamda zor. Kıta bazı anlamlarda okuldan bir tık daha kolay olduğu yönler var. Yani üstlerle ilişkileriniz kıtada biraz daha iyi olabilir. Özellikle doğuda daha iyi oluyor ama batıda biraz daha sıkıntılı olabilir. Çünkü terör olayı çok fazla olmadığı için batıda da başka konular önem kazanıyor. Olması gerektiği gibi belki de. Ama şöyle bir gerçek var. Okulda ölüm tehdidi yok. Kıtaya çıktıktan sonra ölüm riski var. Kendinizi buna hazırlayın. Yani şuna hazır olmanız lazım. Ben yanımda şehit verdiğimde ne yapacağım? Ben benim hatam yüzünden bir şehit verirsem bunun bedelini nasıl öderim? Vicdanım nasıl sızlar? Benim o şehidi vermemem lazım. Gerekirse eğitimden taviz vermeyeceğim. Gerekirse disiplinden taviz vermeyeceğim. Eğitimde ter dökmeyen, savaşta kan döker düsturuyla hareket edeceğim. Ama ben şehit vermeyeceğim. Mesela bu bir sorumluluktur. Kendi canınızdan öte aslarınızın canını önemsemeniz gerekir. Kendi gelişiminizden önce aslarınızın gelişimini önemsemeniz gerekir. Bu bilinç önemli. Onun haricinde yine daha önce söylediğim gibi okuyun. Talimname okuyun. Meslek dışında başka kitaplar okuyun. Gündemi ciddi olarak takip edin. Bazen görev yoğunluğu nedeniyle gündem de takip edilemeyebiliyor ama bunu edin. Şimdi çok fazla derine inmek istemiyorum ama çok boş personel de var. O yüzden emsallerinize fark yaratabilmek için, emsalleriniz arasında temayüz edebilmek için, fark yaratmaktan ziyade aslında herkesi belirli bir çıtanın üzerine çıkarabilmek için, kendi bulunduğunuz birliğin seviyesini yükseltmek için çok okuyun. O da çok önemli. Bir hobiniz olsun. Hobi bu zor meslekte bazen sizi rahatlatacak, size bir meşgale olacak herhangi bir şey olabilir. Sanatla ilgili olabilir, edebiyatla ilgili olabilir, zanaat olabilir. Ama bir hobiniz olsun. Yabancı dil önemli ama bu neden önemli? Yurt dışı görevlerine gitmek için değil. Bu zaten fazladan olacak bir şey. Asıl olan, dedim ya az önce gündemi takip edin diye, dünya gündemini takip edebilmeniz gerekiyor. Dünya gündemini takip edebilmek için de bugünkü dünya dilini, İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımı görüyorum, İngilizceyi öğrenememiş ama bahanesi bu değil. Ya diyor, ben İngilizceyi sevmiyorum, Almanca öğreneceğim ya da gidiyor Yunanca öğreneceğim falan. İngilizce dünyanın en kolay dili arkadaşlar. Bu dili öğrenemezseniz diğer dilleri zaten zor öğrenirsiniz. Ve bir dili öğrenen ikinci dili daha kolay öğreniyor. İki dili öğrenen üçüncüyü daha kolay öğreniyor. Çünkü sadece Türkçe ile eşleştirmiyorsunuz bazı kelimeleri, dil bilgisi yapılarını. Diğer dillerle de eşleştiriyorsunuz ve daha akılda kalıcı oluyor. Bir de Alzheimer önlüyor. Öyle de bir faydası var tabii dil öğrenmenin. O yüzden dil öğrenmek de çok önemli. Öğrenebildiğiniz kadar dil öğrenin ama İngilizceyi gerçekten iyi seviyede öğrenin. Bazıları buna da karşı çıkıyor. Bizim Türkçemiz dururken İngilizce falan. Dünyayı takip edemiyorsun. O zaman sığ bir insan oluyorsun. Bir başka husus, gidebiliyorsanız yurt dışı gezilerine gidin. Herkes izinde evde oturup başka hiçbir şey yapmıyorken siz kültürünüzü, görgünüzü geliştirin. Gezin. Her gittiğiniz ülke size yeni bir şey katar. Nasıl ki bir lisan bir insan diyoruz. Bir ülke de bir insan arkadaşlar. Her gittiğiniz ülkenin farklı bir yönetim sistemi var. Farklı kültürü, gelenekleri, görenekleri var. İnsanların yaklaşımı farklı. Buraları gördükçe aslında biraz ırkçılıktan da uzaklaşıyorsunuz. İnsanın ne olduğunu öğrenmeye başlıyorsunuz. İnsanın sınırlarının nereye kadar gidebileceğini keşfetmeye başlıyorsunuz. Ve aslında kendinizin de bir sınırınızın olmadığını anlıyorsunuz. Şimdi komando okulunu bitirenler bilir. Gerçekten yapamam dediklerinizi kurs bittiğinde yapıyorsunuz. Yani 27 kilometre sırtta çanta içi dolu koşuyorsunuz. 3,5-4 saat boyunca koşuyorsunuz. Bazen yağmur yağıyor, çamur oluyor, koşuyorsunuz. Normal şartlarda bunu yapamayız ama kurs bittiğinde yapıyorsunuz. 200 kilometre yürünür mü? Yürüyorsunuz. Tatbikatta 200 kilometre yürüyorsunuz. Bir sınırınızın olmadığını anlıyorsunuz. Kişisel gelişim de böyledir arkadaşlar. Ama siz bunu bu işin emsallerini görmeden kavrayamazsınız. Dünyayı gezin, başarılı insanların hayatlarını araştırın. Kimler nerelerden nerelere gelmiş bunlara bakın. Bazıları şöyle düşünüyor. Ben bu mesleği seçtim, benim başka bir hayatım olamaz. Yapılabilecek en kötü yanlışlardan birisi budur. Bu şekilde düşünen daha iyi asker olabileceğini düşünüyor ama hayır. Bu şekilde düşünen daha kötü bir asker olup çıkıyor. Çünkü askerliğin o zor doğasının haricinde sizi rahatlatacak hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ya da en basitinden birliğinizin karşısına çıktığınızda konuşacak tek kelime bulamıyorsunuz. Tuvaletleri temizle, mıntıkanı yap, bunun dışına çıkın artık. Örnekleriniz çeşitlensin, hitabınız güçlensin. Bunu yapabilmek için de daha çok şey görmeniz lazım. O beyninize daha fazla girdi sağlamanız lazım. Dolayısıyla gezmek önemli, dil öğrenmek önemli, okumak önemli. İzleyeceğiniz filmin seçimine kadar önemli. Yabancı filmleri kendi diliyle izlemek farklıdır. Türk dizilerinden, Türk filmlerinden, evlenme programlarından başka bir şey izlememek bambaşka bir şeydir. Yani. Onun haricinde tarihinizi iyi öğrenin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız tarih konusunda çok şanssız olabiliyor. İlkokul, ortaokul, lise dönemlerinde öğretmenini sevmiyor. Ya da bir şekilde ilgi duyamıyor. Ama tarihi şu bilinçle öğrenmek lazım. 2021'den sonrasında nasıl bakacağımıza referans olacak, örnek olacak olaylar 2021'den önce yaşanmış olaylar. Ne kadar eskiye inip detaylı bir şekilde bilirseniz o kadar da ileriyi görebilirsiniz. Tarih önemli.
Bunun yanında bilim kurgu kitapları okursunuz, bilim kurgu filmleri izlersiniz. Çünkü gelecek bambaşka bir yere gidiyor. İleride robot askerler de olacak. Bunu öngörmek zor değil. Asker olarak zaten bunu biliyor olmanız lazım. Asker olarak askerliğin nereye evrileceğini kestirebilmeniz lazım. Olaya salt bugünle bakmak yapılabilecek en büyük yanlışlardan birisi. Çağınızın ötesinde yaşamak istiyorsanız, çağınızın ötesini görebilmek istiyorsanız bunu yapmanız lazım. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli husus, belki de en önemlisi, askerliğin ne olduğunu iyi anlayın. Bakın, askerlik savaşmaktan çok barışı korumaktır. Yani siz savaşı son çare olarak tercih edersiniz. Çatışmayı son çare olarak tercih edersiniz. Ölmeyi, öldürmeyi son çare olarak tercih edersiniz. Hiç kimse ben kıtaya çıkacağım, onu vuracağım, bunu vuracağım, savaşacağım, çatışacağım. Biz kılıçla geldik, kılıçla gideriz, bilmem ne. Ya, arkadaşlar bunlar saçmalıktan ibaret. Orduların var olma sebebini iyi kavrayın. Ordular savaşlar çıkmasın diye vardır. Ola ki savaş çıkarsa kullanmak için vardır. Hiç kimse, aklı başında hiçbir insan savaşmak istemez, çatışma istemez. Siz komşunuzla her gün kavga etmek ister misiniz? İstemezsiniz. Ama söz konusu ülkeler olunca neden bu kadar meraklısınız? Askerin asli görevi savaşmak değil, barışı korumaktır. Asıl olan budur. Benim bugün en fazla mücadele ettiğim konulardan birisidir bu. Eğer refah içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyorsak, çatışma algısından, savaş algısından uzaklaşmamız gerekiyor. Gönül ister ki hiçbir dünya ülkesinin orduları olmayacak derecede bir huzur olsun dünyada. Ama yok, buna mecburuz. Bu konuda hayata toz pembe de bakmıyorum, bakmamak da gerekiyor. Öte yandan savaş çığırtkanlığı yapmak da doğru değil. Yapılan bir anket, hangi anket olduğunu bilmiyorum, şu an hatırlamıyorum. Suriye'ye askerlerimiz gönderilsin mi diye bir anket yapılıyor. Vatandaşın %70'i 80'i gönderilsin diyor. Hemen arkasında anketin bir başka sorusu var. Diyor ki, bugün Suriye'de savaş çıksa gitmek ister misiniz? %20'lere 30'lara düşüyor. Yani birileri gitsin savaşsın ama ben gitmeyeyim. Birileri gitsin savaşsın ama benim oğlum gitmesin. Bu ülkenin başka vatandaşı ölsün, onun tabiriyle diyorum, şehit olsun ama ben hayır. Ben oturduğum yerden bilgisayar oyunu oynar gibi savaş yöneteyim. Burayı aldık, burayı aldık, gaza geleyim. Kolay değil mi bu? Bilgisayar oyunu oynamak kolay. Bir gazetede mi vardı, bir haberde mi? Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde bir yorum mu ne gördüm? Tam detaylı hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var. Bir yerde bir çatışma haberi var. Diyor ki işte şurada şu kadar kişi öldü diyor. Zayiat var diyor. Sallıyorum 50. Altına da çocuk şey yazıyor. Ben oynadığım bilgisayar oyunda 100 kişiyi almıştım diyor mesela. Çocukların zihinlerinin daha o yaşlardan nasıl bozulduğuna bakar mısınız? Çocuk onu bilgisayar oyunuyla aynı zannediyor. Hadi o çocuk. O da çok yanlış. Çocukları bu zihniyetle yetiştirmek de çok yanlış. Ama yaşınız büyüdükten sonra artık bunu kavrayabilmiş olmanız lazım. Savaşmak iyi bir şey değil. Kim ister ya? Kim ister yanındaki arkadaşının bacakları kopsun? Kim ister beyin parçaları dağılsın, onu poşete topla? Ağlaya ağlaya. Kim ister bunu? Bugün 3. Dünya Savaşı'nı isteyenler, ona çığırtkanlık yapanlar 2. Dünya Savaşı'nı yaşamamış kimseler. Doğru mu? Biz de yaşamadık. Ama insan biraz akleder değil mi? 1. Dünya Savaşı'na bakar, o kadar insan ölmüş, milyonlarca insan ölmüş. 2. Dünya Savaşı'na bakar, milyonlarca insan ölmüş. Gaz odalarında hayatlarına son verilmiş, toplu katliamlar yapılmış. Hani denir ya, şehidin helvası sizin evinizde pişmediği sürece hep tatlı gelir diye. Savaş sizin başınıza gelmediği sürece her zaman böyle bir adrenalin salgılayacak, ekstrem bir spor gibi algılanıyor. Değil, çok kötü bir şey. Ve her zaman söylerim, yine söylüyorum. Dünyanın en hümanist insanları askerlerdir. Dünyanın en savaş karşıtı insanları askerlerdir. Çünkü savaş çıkarsa kendi canından olacak. Savaş çıkarsa arkadaşını kaybedecek, ailesini kaybedecek belki. Askerler robot değildir. Onların da vicdanı, onların da sevgisi, onların da aşkı vardır. O vatan aşkı dediğiniz şey birçok duygudan daha yücedir. Ama siz askerleri robot olarak görürseniz, ölmeleri gereken, az önce bir arkadaşım sordu, siyasetçiler bu konuda böyle düşünüyor, ne düşünüyorsunuz? Askerin görevi ölmek, onun için para alıyorlar diyen biri vardı, hadsizin biri. Burada halkımızın bir kesiminin çok ikiyüzlü olduğunu görüyoruz işte. Başkaları ölsün ama ben oturduğum yerden savaş istiyorum. Bu kansızlıktır, başka bir şey değil, kansızlık. Şimdi gerçekten kendinizi sorgulamanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Geriye yaslanın. Böyle bir ortamda bulunduğunuzu hayal edin. Ağaçlar var. Biraz daha gölge olduğunu düşünün. Hafif bir esinti var. Kopun bu videodan. Ve şunu düşünün. Ben asker olmak istiyorum ama ne için istiyorum? İçimde var olan ve bir türlü susturamadığım canavarın tatmin olması için mi istiyorum? Yoksa gerçekten bu ülkeye hizmet etmek, ülkeye huzur gelmesini istediğim için mi istiyorum? Eğer ilkiyse cevabınız, asker olmayın. Çünkü sizin gibilerden çok var bu dünyada. Ve bu dünyayı bu şekilde çekilmez hale getiren de sizin gibiler. Ama tercihiniz ikincisi ise, kendinize samimi olarak verdiğiniz yanıt ikincisi ise, asker olun. Çünkü sizin gibilerden gerçekten çok az var. Benim size en büyük tavsiyem budur. Bu son verdiğim tavsiyedir. Naçizane. Diğerleri bir şekilde hallolur. Ya şunu da unutmayın. Kıtaya çıkacaksınız, kendinizi geliştirmeye fırsat bulamadan belki şehit olacaksınız. Hayatta bu kadar adil değil işte. Kendinizi çok donanımlı yetiştireceksiniz. Bir tane kör kurşuna belki gideceksiniz. Şehit olacaksınız. Çünkü düşman kalleş. Bunun bilincinde hareket edin arkadaşlar. Askerlik zor ve hepsinden daha zoru. Şehit olmayı da bir kenara koyun. Geride çok kişiyi bırakacaksınız, ağlatacaksınız ama yarım kalmak çok kötü bir şey.
Uzuv kaybeden o kadar çok askerimiz var ki, eşi tarafından terk edilen, kendi bakımını kendisi sağlayamayan, zor. Belki hayatının son bulması için dua eden çok fazla askerimiz de var. Askerlik zor. Bu husus önemli arkadaşlar, bu son söylediğim. Onun haricindekileri çok rahat halledersiniz. Ve bu daha da genişletilebilir. Yine fırsat buldukça bu şekilde konuşursak naçizane anlatırız. Sadece beni de dinlemeyin. Bu alanda ne kadar çok kişiyi dinlerseniz, ne kadar çok kişiden fikir alırsanız sizin için o kadar iyi olur. Fikrine değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz kişilerden ve bir şeyler yaşamış kişilerden bunları dinleyin, tavsiye alın. Çünkü çatışma görmemiş askerlerin bir kısmı da gerçekten sıkıntılı oluyor. Çatışma görene kadar onların savaş çığırtkanlığı. Çatışma görmüş ama kafası çok iyi olmayan askerler de var tabii. Askerlik o değil ama, askerlik barışı korumak. Bunu unutmayın.